Herkese merhaba. Şimdi sizinle beraber C++'la obje tanımlamaya geçeceğim. C++ obje oluşturmada oldukça faydalı. C'nin yapamadığı bu obje tanımlama işini C++ üstlenmiş durumda. Özellikle zamanda çıkan Java'daki bu konsept, nesne yönelik programlama konsepti C++'da class'larla beraber karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde. Burada ben bir araba sınıfı oluşturdum. Nesne yönelik programlamada daha çok gerçek dünyadaki bir şeyin sanal dünyada modellenmiş hali gibi düşünebilirsin. Ben bir araba sınıfı oluşturacağım. Arabanın nesi olmalı? Arabanın bir yakıtı, hızı, yolcuları, plakası, belki dolmamış koltukları diyorum ben bunu dedim ben buna. O isteğinize bağlı olarak sınıfı genişletebilirsiniz. Ve ben kendi bir fabrikatör olarak düşündüm ve arabadan kaç tane üretilmiş onu bilmek istedim. Hemen şurada birkaç tane fonksiyona ihtiyacım var. Ben bir araba üretim hattı kurdum ve bunları constructor, yapım hattı ve yıkım hattı. Arabanın ömrü dolduğunda artık hurdaya çıkacak ve yıkım hattı. Yapım hattındaki fonksiyon direkt olarak sınıf ismiyle aynı olmalı. İstediğim kadar constructor oluşturabilirim. Destructor da oluşturabilirim ama yani bir tane olmasında fayda var. Destructor için de bu da tilde işareti kullanıyorum. Ve geriye kalan araba ile ilgili bazı fonksiyonlar. İşte ne yapabilirim? Bir düşünelim. Bazı varsayılanları belirleyebilirim. İşte arabaya yakıt ekleyebilirim, hızlandırabilirim, yavaşlatabilirim veyahut da işte hani frene basarım. İşte yolcu ekleyebilirim, araba ile ilgili durumları gösterebilirim. Hız yakıt durumu gibi yani arabanın o ön panelini gösterebilirim. Sonra arabadan kaç tane oluşturulmuş bunu gösterebilirim. Şimdi arabadan kaç tane oluşturulmuş dediğimde ben bunu statik olarak tanımlamalıyım. Statiğin ne olduğunu çok merak eden varsa internetten bakabilir. Kısacası şu. Sınıf her başlatıldığında ayrıca bir class creation count oluşturulmasını istemiyorum. Her seferinde sıfırdan başlatılmasını istemiyorum. Kaç tane oluşturulmuşsa onun üzerine kümülatif olarak eklensin. Statik hafızadan silinmiyor. Orada duruyor. O kadar. Static class creation count tamamdır. Ve bu statik değişkenler, bu header yukarıda görüyor musunuz bilmiyorum da bu özellikle car.h dediğim şey bir header. Header içinde gösterilemez. Bu bir obje içerisinde gösterilmeli. Yani size şöyle açıklayayım. Ve class içerisinde de başlatamıyorum. Hata verecek. Bunu bu şekilde gösteremem. Çünkü bu bir private objesi. Nesnenin bir private'i var. Ha bir de public'i var. Bir de protected var. Bunu bu şekilde gösteremem. Tekrardan oluşturamam da. İçerisinde tekrardan yeni bir değişken de oluşturamam. Sürekli bana bir link hatası verecektir. Böyle bir nesne zaten vardı diye. O zaman benim bir obje dosyası yani obje dosyası oluşturacak C++ içerisinde CPP dosyası içerisinde göstermem gerekiyor. Aynı zamanda fonksiyonun farkındaysanız car constructor'ını class header'ın içerisinde yazdığımda böyle karışık gözüküyor. Bunu daha sonra dışarı çıkartmam gerekiyor. Sadece şu anda hangi constructor'ı çağırdığını göstermek için car mazda yazdım ve nesneyi oluşturdum. İçerisine girdiğimde direkt olarak boş constructor'ı çağırıyor. Hemen nesnenin propertylerini oluşturdu ve yolumuza devam ettik. Artık class creation count bu kadar ve bla 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 yolumuza devam ettik. Tamamdır. Ama ben bunu şu anda dışarı taşımak istiyorum. Peki nasıl yapabilirim? Şimdi header ve CPP olarak ayrılıyordu dosya.
Şunun altına geçeyim. Kar iki nokta üst üste dedim ve oluşturdum. Artık bunun içerisini silebilirim. Burada da bir declaration oluşturabilirim. Mesela sağ tıklayıp create declaration definition move definition location dur. Şöyle yapacağım. Şunu bir kopyalayacağım. Şunu da oluşturdum. Şimdi iki tane constructor var elimde. Bu constructor'ları otomatik olarak oluştursun diye create signature and definition. Bakalım bir şey de oluşturdum mu? Şu anda daha oluşturmadı. Ha tamam. Neyse bunları da ben kendim oluştururum. Kısacası şu. Float amount vardı. Float pardon. Yakıt miktarı vardı. Yakıt demeyeyim de buna. Neyse. Neyse yakıt kalsın. Yakıt miktarını fuelle başlatacağım. İşte float yakıt ve class creation count dedim. Bunun dışında bir metot başlatmama gerek var mı? Bir de int pass diye bir şey vardı. Passengers kaç tane passenger olduğunu ben buradan söyleyeceğim. Passengers. Okay. Constructor ve destructor tamam. Bunun dışında bazı metotları başlatayım. Mesela ben kendim için bir void car metodunu başlatayım. Fuel dedim. Kaç litre olduğunu belirttim. Fuel litre. Hani başlangıçta ne kadarlık bir yakıt dolduracağım onu söyledim. Sonra adet fuel deseydim bu sefer artı diyebilirdim. Fuel fuel yerine accelerate dedim. Accelerate fonksiyonu şunu yapacak. Elimde bir tane şey var. Speed var. Bunu arttır. Arttırdıktan sonra fuel'den belli bir miktar çekecek. Çünkü gaza bastığımda yakıt azalacak. Hız artacak ama yakıt azalacak. Sonra artık frene bastığımda accelerate yerine şey diyebilirdim. Slow down falan diyebilirdim. Ama boş ver şimdi. Onun dışında mesela ne yapabilirim? Dur. Bazı varsayılanları değiştirebilirim. Burada ekleyebilirim. Bazı varsayılan değişkenlerimizi ayarlayabilir. Set default dediğimde sıfır diyebilirim. Passengers. Webdot size. Bu bir std array'di o yüzden bunu alabilirim.
iyi diyebilirim. Ve mesela Blade. Ve ha, plaka. Tamam. Bunun dışında başka ne yapabilirim? Bazı değişkenler ve şeyler belirledim. Hemen size bir dispointer'ını da anlatayım. Bunda yolcu ekleyebilirim. Evet, passengers artık şunu implement ediyorum. Implementation and implementing. Şimdi this class'ın içerisindeki nesnelere erişimimi sağlıyor. Nesnelere ve fonksiyonlara, metotlara erişim sağlıyor. Passengers deyip sonra passengers diyebilirim. Söyleyeyim. Aynı zamanda this'in şöyle bir güzelliği var. Mesela ben şuraya bir tane bir salakça bir fonksiyon yazsam. İçerisi bomboş. Ama sadece bir tane bir kar objesini alıp alabiliyorsa artık this objesini de alabiliyor. This bu buradaki şeyin içerisinde tanımlanmış, class ve struct'ların içerisinde tanımlanmış özel bir pointer. Özel bir pointer diyorum çünkü ben bunu tanımlamadım. Bunu programlama dilinin kendisi tanımlıyor. Bu kadar. This objesini açabilirim. This pointer deduction diye bir şey daha var. This'in ne olduğunu bakmayın. Derleyici tarafından üretiliyor. Aynı zamanda şöyle de yazabilirim. Hani this objesini şunu derleyici otomatik olarak ekliyor. Ama şöyle söyleyeyim. Passengers eşittir. Passengers deyince biraz saçma gözüktüğü için hani this deyip passengers deyince hani böyle bunu özellikle class'a sahip bir passengers olduğunu anlayabiliyorum. Görsel açıdan güzel oluyor. Şuraya bazı notlar almıştım. Evet. This increments readability. İşte this passengers is the argument of method. O zaman bayağı da uzunmuş. Argument. When using class function method. Ha işte. En son bu bir cümleymiş. Sonra mesela bunları da hızlıca bir şuradan kopya yapıştırayım. Bir yere not aldım ben de. Car dashboard mesela dashboard için arabanın durumunu gösterecek. Sonra bir de kaç tane oluşturulduğunu gösterecek. Hemen mesela Mazda diye bir şey oluşturmuştum ya. Onun yanında namespace std yapayım da hemen sadece şu bölgede şey siyah falan yazabileyim. Şuradan mesela debug yapmaya başlayayım. Tamamdır. Çok güzel. Biraz uzun sürdüğün farkındayım ama elimden geldiğince özetlemeye çalışıyorum. Normalde anlatımı bundan çok çok daha uzun sürecektir. Şöyle görüp göremediğinize bir de bakayım. Tamam. Exe'de ne göründüğünün şu anda önemi yok. Önemli olan benim için hafıza. Şimdi bir tane dashboard gelecek. Dashboard içerisinde Class Creation Count 2. Mesela 10 litre kadar benzin doldurdum karbüre. Hızlandırdım. Şuradan karbürün içerisini açayım. Fuel her seferinde her bir hızlandırmada bir miktar düşecek. Sonra dashboard'un içerisini açayım ve this pointer'ı derleyicinin söylediği yerleştirdiği pointer this pointer'ı evet artık bunu görebiliyorum.
içerisini görebiliyorum. Car pointer'ın içerisinde, car içerisinde. En son işlem de bu. Kalan işlem de bu. Çıktığı da şuradan görebilirsiniz. Bunun dışında şunu göstermek istiyorum. Özellikle ben bunları boş bir şekilde oluşturduğum için buradaki boş constructor'a gidecek ve bunları oluşturacak. Tek 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 bunları oluşturacak. Ondan sonra constructor'ı çağıracak. İki tane oluşturduğum için class creation count 1'di. Şimdi iki tane oluşturduğum için iki tane yazdırdı. Ama eğer eğer ki ben bunu mesela 1 dersem şöyle bir daha bir derleyeyim. Hot reload yaptı hemen. Evet. Bu sefer boş constructor'ı çağırmadı da yakıtlı olanı çağırdı. İçerisinde bir miktar yakıt olacak. Yakıt oluşturdu. Artık benim söylediğim yakıt var içerisinde. Speed 0. Passenger 0. Yakıt. Ve evet. Şimdi şuraya bakıyorum herhangi bir tanesinde. Class creation count şu anda yok. Class creation count mesela this pointer'ında da gözükmüyor. Çünkü statik obje dışarıda görünüyor. Class creation count 3 oldu çünkü 3 tane obje oluşturdum. Ve bu kadar. Evet, buradaki işim bitti. Mesela başka neyi çağırabilirim? Mesela şöyle yapabilirim. Bunların birer sabit olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde derlenmeyecektir. Bazı sıkıntılar çıkacaktır. Constant ile ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir. Bunun en temel sebeplerinden biri de şu. Bu obje bir constant olarak oluşturuldu ama hani ileride mesela fill fuel dediğimde içerisindeki değerler değişebilir diye beni uyarıyor. Bu uyarıyla beraber artık bu fonksiyonları kullanamayacağım. Ve car 1 için mesela şöyle bir şey daha oluşturabilirim. Car için C4 ve C5'i oluşturduğumda şunları bir şöyle bir oluşturduğumda artık exe çıktısını görün. Artık kaçıncı objenin oluşturulduğunu ve kaçıncı objenin yıkıldığını buradan görebiliyorsunuz. Peki bu yıkılma nasıl gerçekleşiyor? Şuradaki süslü parantezin en sonuna geldiğimde artık nesneyle işim bitiyor. Ve bütün oluşturulmuş nesneler kendini otomatik olarak siliyor. Onu da şöyle bir gösterelim. Çalıştır. Daha sonra exit success. Exit success'e geliyorum. Class creation count 5. Çünkü 5 tane nesne oluşturuldum. Şuradan şeyi takip edin. Neler yaptığımı takip edin. Class creation count 5 tane. Exit. Bir tane daha var. Şimdi 4 tane. Evet 3 tane daha kaldı. Değil mi? 2. Devam ediyorum. 2 tane kaldı. Şu anda yazdırdı. En son 2 tane kaldı. Tak 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 bu şekilde gidiyor. Evet. Temel nesne oluşturmayı gösterdim. Bunun dışında bazı böyle bir tane daha bir nesnemiz daha var. O da struct. Bir tane bir struct oluşturacağım kendim. Ve mesela bir grafik arayüzü oluşturmada struct'ın nasıl kullanılabileceğini göstereceğim. Kendi kütüphanenizi oluşturabilirsiniz bu şekilde. Sonraki videoda görüşmek üzere.